Herkese merhabalar. Örgü Yeri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda çok kolay ve çok da güzel örgü modeli paylaşacağım. Şöyle çok güzel geçişleri olan bir batik ipimle geldim. Ve 4,5 numara şiş kullanacağım. Hemen modelimi yapılışına geçmek istiyorum. Şöyle yeteri kadar ipimi bıraktıktan sonra bir halka oluşturdum ve şişimi halkama geçirdim. İlmek atarak başlıyoruz. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinize atabilirsiniz. 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16 tane ilmeğimi attım. Benim için bu kadar yeterli. Dediğim gibi sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bir tane de düğümümüzü attık. Önce lastik örgümüzü örerek başlıyoruz. Eğilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters, bir sonraki ilmeğimi düz. Bir ters, bir düz şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. kenar ilmeği de düz ördüm sırayı tamamladım. Lastik örgüyü örerken örgümüzün her iki yüzünde de ilginmeğimi örmeden aldım. Ters gelen ilmeği ters, düz gelen ilmeği düz olarak görüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Kenar ilmeği de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ben birkaç sıra daha lastik örgümü örüp geliyorum. Lastiğimi birkaç sıra ördüm ve tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimi yerleştireceğim. İg örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bakın şuradan batmaya başlayacağız. Bakın şu iki ilmek arasından şuradan battım bir tane ilmek çıkarttım gördüğünüz gibi sonrasında bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım belli zaten görüyorsunuz şu aradan batıyorum ilmek çıkartıyorum bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum şöyle belli bakın buradan battım bir ilmek çıkarttım bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım bakın zaten belli oluyor gördüğünüz gibi şurası Batıyorum. İlmeği çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Şöyle battım, ilmeği çıkarttım. İlmeği örmeden sağ şişime aktardım. Bakın, gördüğünüz gibi şuraya batıyoruz. Şöyle araya battım, ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Aradan battım, ilmek çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Aradan battım, ilmek çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlıyoruz. Sonraki sıralarımızda bu ara yerdeki delik daha net belli olacak. Bakın şu aradan şöyle Bakın şöyle battım, ilmeği çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ aktardım. Kenar ilmeği düz ördüm. Evet modelimizi yerleştirdik. Örgümün ters yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Çıkartmış olduğum ve örmeden aldığım ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum İkişer ikişer bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Çıkartmış olduğum ilmeği ve örmeden almış olduğum ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Evet modelimiz iki sırada bir tekrar ediyor. Bundan ibaret. Bir sıra ön yüzünde modelimizi yerleştirdik. Ters yüzünde de böyle ikişer ikişer ördük. Kenardaki tek ilmeği de düz ördüm. Ve sıramı tamamladım. Şimdi ikinci modelimizi yerleştireceğiz. Bakın ortaya çıkmaya başladı zaten. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle bakıyorum. Hemen şuradaki delikten battım ilmeği çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Bakın delik belli zaten. Aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Aradan battım. ilmek çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Buradan da battım. Bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Kenar ilmeği düz ördüm. Ve örgümün ters yüzüne geçtim tekrardan. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Çıkartmış olduğum ilmeği ve örmeden aldığım ilmeği ikisini birlikte böyle ikişer ikişer sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Çok kolay bir model inanın. Hani böyle İki akşamda süveter yapabilirsiniz bu modelden. İstediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. Gerçekten örmesi çok zevkli. Dediğim gibi iki akşamda bluz yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Rahatlıkla örebileceğiniz bir örgü modeli. Kenar ilmeği de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Hep bundan ibaret. Sürekli aynı şekilde tekrar edecek. Şimdi ben kamera arkasında hazırladığım büyük parçayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın, ütü yapmazsanız yelek modellerinizde, patiklerde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Ben şöyle büyük parçayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın ben buna biraz ütü yaptım. Böyle Bluz yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Şimdi e, nerelerde kullanabiliriz? Kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Böyle yapıp biraz ütü yaptığınızda bluzlarda çok güzel durur bu model. Bakın şöyle çok şık duruyor. Batik iple de yapabilirsiniz. Sade iple de yapabilirsiniz. Büyük yelek yapabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yaparsanız astar gerektirmeyen bir model bakın. Arka yüzü de çok güzel oldu. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.